Sevgili yaylar 2024, eğer benim kartlarımı almak istiyorsanız Instagram @akayofficial sayfamdan DM yazabilirsiniz. 2024'te tüm ne istiyorsanız, şifa, sağlık, aşk, para, ayrılık, kurtulmak, özgürlüğünüze kavuşmak, Rabbim dünyadaki savaşı barışla ilan etsin istiyorum ben sizler için. Evet Neşem, yaylardayız. Evet. Çok severim yayları, sen sever misin? Ben de severim yayları. Evet, 7 kart alalım 7 yaylar kart için. Alalım. Biraz karışık kimliklerdir ama hırs kurbanıdır yaylar. Hırslara çok düşkündür. O yüzden fevridir aslında diye düşünüyorum. Özleri iyidir, fevridir yaylar. Evet. Ama istekleri olmadığı zaman fevridir. İstekleri olduğu zaman yumuşak geçişler sağlar. Evet, yay burçları için mal edinme yılı. Yani araba değişebilir, ev alınabilir, ikinci ev alınabilir, evi yoksa ev sahibi olabilir. Hayallerine erişeceği, hani bu konuda yara aldığı, milletin evi var, benim niye evim yok, başımı sokacak, yaşlılıkta bir düzenim olacağı bir ev anahtarı gündemimiz bu yıl 2024 bitmeden bu konu çözümlenecek. İş hayatı, özellikle evli çiftlerde eşlerin iş hayatı ile ilgili sıkıntı. Yani mesela eşinizin devlet kapısında bir doktor olabilir, mühendis olabilir, bankada çalışıyor olabilir, bankayla alakalı bu tarz konularda hani sıkıntılar, iftiralar, bazı kaoslarla gündeme gelebilir. Mecburi yerlerde başka yerlere geçiş sağlayabilirler. O yüzden büyük kurumsal ve devlet alanındaki olanlar daha çok dikkat etmesi gerektiğini uyarıyor. Mesela şöyle, stabil bir noktadasınız. Şirketinizde bazı ekonomik krizler olsa da şirketiniz toparlanacak, korkmasına gerek yok. Aynı şekilde de kendi işimiz, büyütmek istediğimiz planlarda aceleci kararlar vermiyoruz. Çünkü işiniz iyi giderken saçma sapan farklı işler yaparak ana şirketi, ana sistemi bozmayarak yapmanız lazım. Ama büyük bir kurumsaldaysanız, kurumsal şirketimizin devam ederek farklı biriyle farklı daldan ortaklı iş yaparsak büyük kazançlarımız olacak. Ama 3-4 yıl kurumsal şirketimizde yan dalı ailenizden birine yapın ve orası büyüyecek. Mesela reklam dünyasındaysanız, bilgisayarla ilgili dijital alanlarda, yani sanatçı bir enerjiniz varsa, spor salonunuz varsa marka ve başarı veriyor. Evet, 12. soruyu, 12 kartın kartları çek kız. Delirtme beni. Ağzım dilim yamuldu yaylara. Yani iyi yaptın Neşe. Ben tek başıma yapamazdım. Hiç benim için de çok güzel oldu. Yiyenlerim oturup da burada karşılık bir şey çektirmiyorlar. Böyle beni vereme diyorlar. Çok eğleniyorum sizinle. Bir arkadaşım var, Neşe %100 gelir dedim ve dua ettim, sen geldin. Allah'tan başka ne istermişim? Kaç kartımız oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 12. kart. Yani şöyle söyleyeceğim, iş arkadaşı, evliyseniz iş arkadaşınıza aşık olabilir. Karşı tarafında size duygusal yönü olabilir ve evliliğimize ve iş hayatımıza yansıyabilir. Buradaki duyguları kontrol etmemiz lazım. Özellikle duygusal yalnızlık yaşayanlar, elim kolum bağlı, hiçbir ilişki beni görmüyor, görünürlüğüm yok, ben artık sevgi istiyorum diyorsanız Rabbimin size doğru insanla şifa bulacak. Ama köklerimizden gelen bir hani basiretsizlik vardır ya, anneniz, anneanneniz, dedeniz, sizin bu el kol bağlılığınız için dua okusun istiyorum. Mesela üniversite ya da lise sınavına hazırlanacak çocuklarınız varsa gayet başarılı, hedef puanları var. Sadece onlarla tatlı yemek, dışarıda sohbet, baskı yapmamanız lazım. Eğer ki de yeni bir iş kurduysanız onun için biraz daha 3 ay sabırlı olun. Orası büyüyüp gidecek, markalaşacak. Ama şöyle, nişanlıysanız nişanlınızın sağlık probleminden dolayı ya da sizin sağlık probleminizden dolayı nişan tarihiniz, düğün tarihiniz ertelebilir. Tedavilerden sonra bu evlilik gerçekleşecek. Bazı yay burçları çocuk istiyor ama ekonomik durumdan dolayı ve işlerinden kaynaklı bu yıl değil de 2025'te net karar verecekler. Bir de ortaklı iki katlı bahçeli bir yer olabilir bunlar için. Bunlarda çözümlerde 4 ya da 5 kardeşlerse büyük kavgalar, saçma sapan para tartışmaları. Aslında aile ortak nokta, her çocuk boşanırsa bu ev orada kalmalı diye niyetlenmiş. Ama bunlar at hırsızı gibi bu evi satacağım modundalar. Satmayın, ailenizin uğru, kısmeti o evde. Birlik olun, toprağınızı, evinizi satmanız gerektiğini uyarıyor. Bir de bu ara yatırım merakı ve yurt dışına para yatırmak ya da yurt dışına
dışında farklı projelerde ve yerleşmek isteyenler için arkanıza dönüp doğru planlamayı yaptığınızda gideceğiniz yurt dışı kapıları çok aydınlık ve şirketiniz size mesela Dubai'ye yollayabilir, Avrupa ülkesine gidebilirsiniz. İstediğimiz şirketle ilgili güzel anlaşmalarımız söz konusu olacak. Belki de ailenizin anne kökleri ve dayı kökleriyle alakalı miraslar, haklar ve dedenizin haksızlık yarattığı konularda biraz da aile yapımız yıpranabilir ve çocuklarımız kendi evine taşınmak isteyebilir. Gençlerimiz kendi düzenlerine girmek isteyebilir. Burada bir tartışma, kararsızlık olabilir. Bir de kızımız ya da oğlumuzun arkadaş çevresine çok iyi dikkat etmemiz lazım. Bir de iş yerinde platonik takılanlar diyor ki, boşuna dua ediyorsun. Yeni bir insana, seni sevecek bir insan için dua etmen lazım diyor. Para biriktirmesi şart. Bir de altın borcu olduğunu ve yabancı para, altın ya da bu tarz durumda olan kişilerin kesinlikle bu borcu yavaş yavaş sıkılmadan ödeyecekler. Yasal mahkemeli işleri de doğru yürütmeleri şart. Sorular ne? Bakalım. Evet, gelsin birinci soru. Evet, gelsin ya. Boşanma davasında kocamdan haklarımı alacak mıyım? Evet, bakın evli bir yüzük var burada. Boşanma. Demek ki bunlar 3 yıldır, 2 yıldır kritik, 1,5 yıldır da dava evrelerinde zorluk ya da dava açmakta korkuyor olabilirler. Herkes hakkına, ama böyle eğer sen 100 milyon istiyorsan değil, devletin sana vereceği haklarla memnun olmak zorundasın. Sonrasında belki bu konular için bir başlangıç yapabilirsin ama bir nevi hakları alacak, ama çok istekleri, yazlık, kışlık, araba, maaşının hepsini istiyorsa imkansız diyor. Hak neyse onu alacak. Evet, hak neyse onu alacak. İkinci sorumuz gelsin. Dünyada savaş bitecek mi? Bakın ne aldım. Dünya güldür, Peygamber Efendimizin kokusudur. Dünya insan olduğu sürece savaş bitmeyecek. Yani savaşlar bitmez. Burada 3 rakamı var. Bak, yollar var. 3. grup insanlar, 4., 5. ya da 8. grup insanların ülkeleri hep yavaş yavaş alınacağını gösteriyor. Evet, 3. soru. 2004 yılında doktora programına yerleşebilecek miyim? Bu sene değil. Biraz daha okuyarak, biraz daha geçirerek, biraz daha kendi evremizi toparlayarak, beklenti içerisinde olduğumuz noktaları biraz daha 2024 sonundan sonra planlama yapmamız daha sağlıklı. 2024 yılında yok o zaman. Evet. 2024 yılında yüksek lisansa yerleşebilecek mi? Yerleşiyor, hayırlı ve uğurlu olsun. Yani bu konuyla ilgili bir kriz yok. Oradaki aydınlanma var. 5. sorumuz gelsin. Gelsin kız. Eve girince nefes alamıyorum. Bu evimin içinde büyü var mı? Bu ev uğursuz mu? Bence evin enerjisini kendi kendine rızkını kesmişsin. Ev uğurlu. Ama başka bir eve geçersen daha huzurlu ve daha rahat aydınlığa erişeceksin. Bu enerjiyi yaratan sensin. Psikolojimizi düzelteceğiz. Yeni ev hayırlı. 6. sorumuz gelsin. Gelsin. Hastalığım iyileşecek mi? Kesinlikle. Eriyip gitmektir. Vücutta ne hastalık varsa. Kanserseniz tedavide olur. Yürüyemiyorsanız yürüyecek, görmüyorsanız gözünüzle ilgili ameliyatınız. Vücutta ne riskiniz varsa Rabbim güneş gibi evinizi ısıtarak şifanızı bulacaksın. Sağlık versin. Sağlık, amin. 7. sorumuz. Gelsin. 2024 yılında umre ya da hac önce bu yıl gidilmeyecek. Yani çok büyük, uzun yıllardır bekleyenler için 2025 ve 2026 daha sağlıklı ve hayırlı. Zaten siz niyet etmişsiniz. Niyetinizi evinizde aynı şekilde yaparsanız o Allah size o rüyayı nasip eder. Ümrede ya da haçta gibi hissedersiniz. Sadece oradaki yapılan görevleri evinizde yapın yeterli. 8. sorumuz. Evet, gelsin coşkuyla. Ver coşkuyu, neşe. Gelinimle aramız açık ne zaman düzelecek? Asla düzelmeyecek. Yani ancak gelin alttan almıyor. Kayınvalide oğluna çok düşkün, zarar görüyor. Biraz gelinde hatalar var. Kişi adım atarak bu dengeyi iyileştirmesi lazım. Dengeyi iyileştiremediği sürece haklarını da geç alıyorlar. Yani oğlana verilmesi gereken haklara geline güvenmedikleri için vermiyorlar. Bir adım gelin atmalı. 9. sorumuz. Gelsin. Ne zaman iş teklifi alacağım? Niye kendi iş aramıyor muymuş? İşsizler için. Ne zaman iş teklifi? Yani bulunduğu noktadan farklı bir alandan evet. Teklif bekliyor. Yıldızınız var, her an iş teklifiniz, yani bu 2024 her an doğru kapılar. Acele etmeyin, seçenekleri doğru yapmanız lazım. Anlamsız
işler de var. Hani buradan kurtulurken doluya düşersiniz. Doğru plan, doğru düzene şart gözüküyor. Evet, son sorumuz nedir bakalım? Çocuğum odaklanamıyor, düzelecek mi? Aslında çocuğunuz çok mutlu, çok keyifli bir çocuk. Ama eğitim ya da alan 3 yaşında olsun, hiçbir şey konsan. Bu çocuğumuzun biraz daha bağırış çağırış demeyelim de ona çok baskı, aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz ve o yapmadığı zaman bağırıyorsunuz çocuğuna. İyi bir pedagogla ya da iyi bir sağlık psikoloğuyla bunları yönlendirebiliriz ama bu 15, 16, 17 yaşına kadar böyle. Yani eğitimde de böyle sarsaklayabilir ama üniversite, lise 3'ten sonra ama üniversiteden sonra çok başarılı bir çocuk olur. Evet, sağlık ne diyor? Sağlık. Ya şöyle apantez, böbrek. Yani kistler ya da böbrek üstü yağlanmalar, kalp yağları. Yani vücut organlarımızda yağlanmalar olabilir. Doğru beslenmeye ihtiyacımız var. Bir de gut hastalığı olabilir, gutla ilgili. Büyük bir ihtimal bu sene sağlıkta daha kendimizi kontrol etmemiz lazım. Daha bilinçli gıdalar, daha bilinçli süreçler sağlamamız gerektiğini uyarıyor. Evet, 2024 yaylar için güzel şeyler, umutlu şeyler olsun. Hoşça kalın. Sağ olun.